4. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'ndeyiz. Yanımızda Avrupa Konutları Yönetim Kurulu üyesi Serhan Çetinsaya var. Serhan Bey, öncelikle bugün bu toplantıda yer alacaksınız. Biraz önce de konuşma yaptınız. Ve konuşmanızda da kentsel dönüşümün önemine değindiniz. Avrupa Konutları olarak kentsel dönüşümde oldukça büyük projeler hayata geçiriyorsunuz. Önümüzdeki dönemki projeleriniz hakkında da bilgi alabilir miyiz? Tabii ki de biz Avrupa Konutları olarak daha çok kat maliklerinin oluşturduğu kentsel dönüşümlerden ziyade sanayinin konuta dönüşmesini ve yaşam alanlarına dönüşmesini destekliyoruz. En büyük örneklerden bir tanesi de Vadi İstanbul projesi. 424 bin metrekare arsa üzerine kurgulanmış bir proje. Orası bilindiği üzere Evyap Sabun Sanayi'nin fabrikasıydı. Biz orayı Evyap Sabun Sanayi'ni taşıyarak 1 milyon 350 bin metrekarelik Belgrad Ormanı'nda sıfır, hiçbir şekilde bir ağacın bile kesilmediği, brownish olarak tabir edilen, yani yeşilin değil de daha çok kahverengi bitki örtüsünün olduğu bir alanda 1 milyon 350 bin metrekarelik bir yaşam alanı dizayn ettik. Şu an 2016 ve 17 için uğraştığımız, en büyük emek ve efor sarf ettiğimiz projemiz Vadi İstanbul. Vadi İstanbul'la beraber Avrupa Konutları markasıyla Atakent'te 4. perde dedik, A, B ve C etaplarından oluşacak toplam 1000 konutluk bir kentsel dönüşüm projesine girdik. Halen daha inşaatı devam ediyor. 2017 ve 18 inşaat yatırımlarımızın arasında Atakent 4 projemiz. Bilindiği üzere emlak konutla beraber gerçekleştirdiğimiz Başakşehir projemiz var. Orada da sayılı zamana artık koşuyoruz. 7 aylık bir süremiz kaldı. 7 ay sonra 941 dairelik projeyi inşallah teslim edeceğiz. Şimdi de yeni başlayacağınız projeler var. Civarda bir projeniz başlayacaktı biliyoruz. Kentsel dönüşüm dahilinde mi bu projenizde? Evet, Arıcılar'da başlayacağımız bir projemiz var. Yeni 2017 projelerimizin arasında Avrupa Konutları Anadolu yakasına ikinci kez geçiyor dedik. Orada 1110 konutluk bir Avrupa Konutları Yaman Evler, Ümraniye'de Ümranborun'un arsasına bir kentsel dönüşüm. O da yine sanayiden dönüşüm sağlayan bir projemiz. 2017 ve 18 planlarımızda başladıklarımız, devam ettiklerimiz ve yeni başlayacaklarımızla beraber toplamda 10 tane inşaat alanına ulaşmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden başarılar. Teşekkürler, sağ olun.